Sen gel, bankanın üzerine kendi fintech'ini kur. Her şey bizde. O zorluklara katlanmak zorunda değilsin. Lisans başvurusu yapmak zorunda değilsin. Zaten o kadar para yok. Bu aynı zamanda aslında BDDK'nın çok ciddi vizyoner bir adım onu söylemek lazım. Şu an çalıştığımız yani 20'ye yakın fintech var. Yakında göreceğiz. Bunlar 2023'te 24'te hayata geçecek fintechler. O kadar farklı iş ürünler var ki. inanamazsın yani. Bu adamlar bu sektörde bu iş için bankacılık faaliyetini verirlersin. Veriliyor. Yakup Bey selamlar. Selamlar. Bugün sizden girişim ekosistemini desteklediğiniz bir yapı Active Ventures'ı dinleyeceğiz. Sadece girişimcilik değil, içerisinde mobilite var, teknoloji var. Aslında siz birçok alana yatırım yapıyorsunuz. Evet Hilmi hoş geldin. Active Ventures'tasın bugün. Biz Active Ventures olarak ne yapıyoruz? Neyiz? Biraz ondan bahsedeyim sana. Biz bir girişim kurucusuyuz. Daha çok fintechlere odaklanan, fintech girişimlerini kurmaya odaklanan bir girişim kurucusuyuz. Aktif Bank'ın bir iştirakiyiz. Aşağı yukarı geçen senenin başında, yani bu senenin başında kurulmuş bir organizasyon. Daha nispeten yeni. 9. 10. ayını yeni doldurdu. Şimdi bizim asıl odaklandığımız konu Aktif Bank'ın, Aktif Bank'ın ekosisteminin orada yaratılan değerli güçlerin bir şekilde fintekleştirilip dışarıya aktarılması henüz girilmemiş alanlarla alakalı inisiyatifler bir şekilde hayata geçirilmesi. Biz bir girişim kurucusuyuz temelde. Temel girişim kurucusu ne yapar? Fikir aşamasından, exit aşamasına kadar girişimleri hayata geçirir. Ama sadece bir girişim kurucusu değiliz. Aynı zamanda şimdi bizim 3 tane aslında odaklandığımız kendi içimizde 3 tane farklı yapımız var. Bir, biz fintech girişimleri kuruyoruz. Son dönemde bunu mobilite girişimlerini ekledik. Başkaları fintech girişimleri kursun diye Servis bankacılığı faaliyetleri yürütüyoruz. Bir de kurulmuş başka fintechler. Büyüme aşamasında, erken aşamada yatırma ihtiyaç duyuyorsa ve bankanın kabiliyetlerine ihtiyaç duyuyorsa onlara yatırım yapıyoruz. Doğrusu bizim 3 tane sacı ayağımız var. Yatırımları yönetiyoruz, servis bankacılığı dediğimiz fonksiyonu yönetiyoruz ki başkaları fintech kursun diye var ve kendi fintech girişimlerimizi kuruyoruz. Bizim dünyamız kurmak, büyütmek ve onu satmaktan ibaret. Bu fintech kurucusu nasıl bir tabir? Yani bunun tam kelime anlamı nedir? Şimdi bunun girişim ekosisteminde tam karşılığı venture builder. Biz buna fintech venture builder diyoruz. Hani bizim dünyada e, accelerator'lar var, işte sola girişimler var, venture capital'lar var. Bu venture capital değil, ben yani accelerator değil. Daha farklı, daha üstte bir kavram. Yani fikir var, o fikri dışarıdan siz bulmuyorsunuz ya da dışarıdan gelen fikri yatırım yapmıyorsunuz. Bu modeller de var ama bizdeki Türkiye'deki şu anki şu. Bir ihtiyacı fark ediyoruz biz. Bu ihtiyacın bir şekilde üne dönüştürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi birazdan konuşuruz burada neler olduğunu. İçeride tamamen bu fikri alıp onu ürüne dönüştürüp onu bir şekilde sahaya indirip test eden pazara uyumlu olup olmadığını bir şekilde anlayan bir ekibimiz var. Onu büyüten bir ekibimiz var. İçerideki gibi komple yapı bir girişim fabrikası gibi çalışır bizde. Bizim modelimiz biraz daha bu ya. Yani. Venture builder dediğimiz konu biraz daha böyle bir konu. Şimdi aslında venture builder konusu özet özü itibariyle fintech kurmaya, girişim kurmaya amaçlayan bir konu ama aslında baktığımızda araştırmalara venture builder kavramıyla ilgili başka bazı güzel araştırmalar, raporlar var. Şunu görüyoruz. Normalde 100 tane girişimden bir tanesi normal serbest ekonominin içinde kurulmuş, serbest girişimcilerin kurduğu 100 tane girişimden bir tanesinin 100 milyon değerleme üstüne çıktığını görebiliyoruz. Ama Venture gibi, Builder gibi yapılarda bunun 8'de 1'e kadar düştüğünü, daha doğrusu çıktığını görüyoruz. Yani başarı oranları çok daha artıyor. İyi fintechlerin, iyi startupların kurulması. Bunun sebebi ne? Şimdi Venture Builder dediğimiz yapı solo, tamamen girişim dünyasında oluşan bir yapı değil. Sonuçta arkada bir kurumsal yapı var. Kurumsal yapının finansal gücü burayı sürekli besliyor. Ama bir taraftan da içerideki bizim ekibin bir girişimcilik ruhu vardır ve girişimcilerden oluşan bir ekip vardır burada. Dolayısıyla tam profesyonel değil, tam girişimci değil, arada bir format. Tam kurumsal değil, tam startup değil, yine arada bir format. Yeni bir model. Kurumsal bir yapının içerisinde fintech geliştirdiğimiz, startup kurduğumuz için ve bu işi de çok iyi bildiğimiz için, ya yani kurma işini çok iyi bildiğimiz, büyütme işini çok iyi bildiğimiz için bizde başarısızlık oranları çok daha düşüktür. ya yani daha başarılı sonuç üretmeye yarayan bir proses var içeride. Bence de dediğimiz aslında bu. Şimdi bunun en meşhur örnekleri mesela Rocket İnternet'tir. Yani yüzden fazla girişim kurmuş bu adam. Her türlü başarılı işi, startup'ı, dijital ekonominin en büyük motivatörlerinden biridir bu. Baktığınızda kopyalamış, yapmış. Çok başarılı örnekler var. Biz de o başarılı örneklerden biri olmak istiyoruz Türkiye'de. Fintech tarafında önümüzün açılması gereken yerler var. Hala girilmemiş dikeyler var. Hala fintech dünyası çok farklı noktalara doğru böyle yoğunlaştı ve oralarda biraz kısıtlı kaldı oraları aşamadığını görüyoruz. Dolayısıyla fintech gibi hareket eden ama arkasında kurumsal bir gücün olduğu bir yapının biz ciddi manada hızlandırıcı fonksiyon üreteceğini, hem başkalarının işini kolaylaştıracağını birazdan raporlar performansımızdan konuşuruz. Yani biz Apilion'u kurduk 9 ay içerisinde. Mindvest'i kurduk, ona yakın yatırım yaptık. Dijital bankalar kuruyoruz, mobiliteyi kuruyoruz. Dolayısıyla bizim fonksiyonumuz biraz farklı. Biz disruptor biz Gireriz, mevcudu değiştiririz, çok hızlı yenisini kurarız ve onu büyütürüz. Bizim yapımız biraz böyle. Kurmak demişken az önce de bahsettiniz. apilyonu yani Türkiye'nin ilk servis bankacılığı platformunu hayata geçirdiniz. Evet. Nedir apilyon Apillion itibariyle bir servis bankacılığı platformu. Yani bu ne demek? Servis bankacılığı ne demek? Ee, servis bankacılığı aslında bizim çok uzun yıllardır hayatımız olan fintech dünyasıyla ilgili bir konu bu. Bir fintech kurmak isteyen, bir fintech hizmetleri vermek isteyen müşterilerine bu bireysel olabilir, ticari olabilir. Ya da kendi dijital faaliyetlerine finansal çözümler entegre etmek isteyen ya da bir şekilde banka, finansal kuruluş, kendi altyapılarını revize etmek isteyen herkes için kurumlar olabilir, fintechler olabilir, solo olabilir ne varsa fintech aslında çözümleri sağlamayı kolaylaştıran şimdi sen Türkiye'de bir bankacılık hizmeti vermek istiyorsan şu an şu an ya da Türkiye'de herhangi bir fintech hizmeti vermek istiyorsan bunların hepsi lisansla regüle edilmiş konulardır. Lisanslarla düzenlenmiş konulardır. Dijital bankacılık lisansı vardır, e-para lisansı vardır, ödeme lisansı, lisansı vardır, ödeme kuruluşu, tüketici finansman kuruluşu, normal banka lisansı vardır. Bak çok büyük bir yapı bunlar lisanslarla korunur. Dolayısıyla entry barrier dediğimiz bir fintech'in kurulmasının şeyi çok yüksek. Yani bir buçuk milyar TL bugün bir dijital bankanın kurulmasını maliyet. Şimdi servis bankacılığı ne işe yarıyor? Servis bankacılığı bütün bu lisans yükümlülüklerini bankanın üstlendiği, white label olarak sana fintech kurma özgürlüğü verdiği, bankanın, aktif bankın, aktif bankın iştiraklerinin UPT, web aparat transferi, ne kolay fatura ödeme, sigorta yeri sigorta, yatırım ürünleri, kredi, bütün bu bahsettiğimiz e, bankacılık fonksiyonlarının yapboz gibi masaya dağıldığı, istediğim parçayı senin entegre edip hızlıca teknolojik altyapıyı da gömdüğümüz, çok iyi desteklediğimiz hızlıca finansal servisler vermeyi kolaylaştıran, hızlıca fintech kurmayı kolaylaştıran bir yapı. Servis bankacılığı bankanın ürünlerini satması değil, komple bir iş modelini servis olarak finteklere vermesi. Belki nasıl servis dediğimiz bir kavram. Şimdi bu Türkiye'ye çok yeni geldi. Geçen sene yine 2021'in sonunda BDDK tarafından regulasyon düzenlendi, yayınlandı. Dijital bankacılık tebliğ ile birlikte bankalara servis bankacılığı hizmeti verme özgürlüğü getirdi. Ama tabi biz bunu çok uzun zamandır Avrupa'da deneyimliyor idik zaten. Masanın hem diğer tarafında bulunduk hem bu tarafında bulunduk. Hem entegrasyon yaptık hem fintech kurduk. Hem servis bankacılığının operasyonlarını yönettik hem uyarını yönettik. Bir çok farklı servis bankacılığı konusuyla alakalı birçok farklı mevzuyu derinlemesine deneyimleme imkanı bulduk. Dolayısıyla aktif banka da çok hızlı gelip bu setup'ı çok hızlı ayağa kaldırdı. Yani bir servis bankası altyapısını kurmak bugün nereden bakarsan 2 yıldan başlıyor. Çünkü çok büyük bir yapı burası tamam mi? 12 milyon müşteri yönettiğimiz bir dünya var burada. Ana bankacılığı, uyumu, operasyonu, servis bankacılığı modeline doğru ev evirmek ciddi bir aynı zamanda strateji. Ama bunun çok kıymetli bir alan olduğunu düşünüyoruz. Yani yurt dışında Solaris Bank, Almanya'nın Flag Carrier dediğimiz bayrak taşıcı fintech'dir. Servis bankasıdır. Rails'ı var, Fidor'u var. Bir, bir sürü farklı inisiyatif var bu alanda. Biz de Apilion olarak ...Aktif Bank'ın burun bütün kabiliyetlerini basacağız piyasaya. İşin özü itibariyle aslında biraz da şuna yarıyor servis bankacılığı. Fintech kurmak istiyorsan... ...bu gerçekten, bak gerçekten o kadar çok farklı fintechli. Belki şu 9 ayda yüzden farklı şirketle görüşmüşümdür. Fintech'le görüşmüşümdür. Nasıl servis bankacılığı fonksiyonundan hayata geçireceğini tartışmışızdır. Gördüğümüz şey şu. Bir startup kurmak zor değil mi yani? Sen zaten içindesin, görüyorsun ekosistemi. Zor, gerçekten zor. Onu... Ürünü ayağa kaldırmak zor, pazara uyumlandırmak zor, büyütmek zor, takım kurmak zor, operasyonu yönetmek zor. Bir sürü farklı zorluk var ya. Fintech kurmak istiyorsan bu zorlukla çarpı iki oluyor. Çünkü lisans gerekiyor, uyum gerekiyor, regülasyon gerekiyor. Bu lisanslarla korunan bir dünya. Dolayısıyla Pino şunu yapıyor aslında. Bunların hiçbirine gerek olmadan biz onların hepsini zaten hallediyoruz. Sen gel bankanın üzerine kendi fintech'ini kur. Her şey bizde. O zorluklara katlanmak zorunda değilsin. Lisans başvurusu yapmak zorunda değilsin. Zaten o kadar paran yok. Bu aynı zamanda aslında BDDK'nın çok ciddi vizyoner bir adım onu söylemek lazım. Şimdi bizim şu an şu an çalıştığımız yani 20'ye yakın fintech var. Yakında göreceğiz. Bunlar 2023'te 2024'te hayata geçecek fintech'ler. O kadar farklı niş ürünler var ki. İnanamazsın yani. Bu adamlar bu sektörde bu iş için bankacılık faaliyetini verirsin, veriliyor. Bu şu demek? Finansal kapsayıcılığın çok ciddi manada tabana yayılması demek. Bankaların giremediği yerlere fintech'ler bir bankaymış gibi girecek. Dolayısıyla servis bankacılığı böyle bir konu. Ve Aktif bankta da bunun şu an Türkiye'de öncüsü. Apilion'la ilgili bir tane daha detay ekleyeyim. Aslında Apilion sadece yeni doğan fintechleri için kurduğumuz bir bankacılık, servis bankacı platformu değil. Apilion'u sadece yeni doğan fintechler kullanmıyorlar. apilyon şu an Türkiye'de çok büyük milyonlarca müşterisi olan platformlar da kullanıyor. Yani özellikle dijital platformlar kendi müşteri deneyimlerini bozmadan, kendi app'lerinden asla müşteri çıkarmadan finansal servisler ekleyebiliyorlar, kredi çözümleri ekleyebiliyorlar, hesap çözümleri ekleyebiliyorlar. Para transferi, yatırım ürünleri ekleyebiliyorlar. Dolayısıyla apilolu kapsamı fintechler sadece 20 olan fintechler değil, çok 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 büyük fintechler gelecek şimdi göreceksiniz. O fintechleri de bir şekilde hem destekleyen hem de büyük dijital platformları fintechleştiren, finansal çözümler entegre edip finansal çözümleri ...müşteriyle buluşturan bir platform. Bunu da... ...nitmot olarak belirtmek gerek. Peki siz... ...Aktif Ventures olarak bu servis bankacılığı tarafında... ...nasıl bir fark oluşturuyorsunuz? Çok güzel bir soru. Şimdi servis bankacılığı şöyle bir konu. Zaten bu teknik bir konu ama... ...bizim inşa ettiğimiz servis bankacılığı... E, ...regülasyondan sonra... ...regülasyonun çıkmasıyla birlikte... ...haydi bu işi yapalım dediğimiz bir servis bankacılığı modeli değil. Biz... ...Almanya'da servis bankacılığının dibine kadar girdik. Bir fintech olarak bir servis bankasından bu hizmetleri aldık. Fintech olarak servis bankacılığına neye ihtiyacımız var? Neyi doğru yapmaları gerekiyor? Nerede problemler var? Operasyon nasıl takılıyor? Uyum nasıl takılıyor? Yani bizi nerelerde öldürüyorlar? Biz nerelerde çok serbestli? Bunların hepsini deneyimle imkanı bulduk. Oradaki o bütün deneyim. Fintechlerde yaşadığımız o fintechlerin problemleri bizi Apilion'u inşa etmeye zorladı aslında. Dolayısıyla Apilion doğuşu itibariyle fintech, de, yani fintech girişimcilerinin fintech ...girişimcileri için kurduğu bir platform. Tamam Bak bu kritik bir konu. Neden? Şimdi ona geleceğim. Bir, diyelim... E, ...Apilion'un biraz sonra tabii içinde... ...yani 230'a yakın... ...API var. Türkiye'nin şu an en 300ü geçti. E, bu yayınlandığında belki... ...350'lere çıkacak. Türkiye'nin en büyük ikinci... ...API platformu bankacılık tarafında. 14 farklı kategori var. Bir, şunu yapmak istedik biz. Farklı noktalardan... ...biri şu. Olabildiğince... ...farklı ürünleri içinde... ...barındırsın ve bir fintech başka başka ürünlere ihtiyacı varsa başka yerlere gidip entegrasyon yapmasın. Burada neyi kastediyorum? Şimdi biz de dijital bankacılık altyapısı sunuyoruz mesela. Nedir? Hesap, kart, para transferi, KYC login. Bunların hepsini bir paket olarak sunuyoruz. Krediler paket olarak sunuyoruz. Yatırım ürünleri, FX platformu sunuyoruz. Sigorta sunuyoruz. Global para transferi sunuyoruz. Bunların hep bir başka başka lisanslı kuruluşların alınması gereken faaliyetler. Bir fintech diyelim hesap verdi. Global para transfer yapmak istiyorsa başka bir entegre olması gerekir. Bunlar hep işi zorlaştırır. Biz hepsini tek bir yerde buluşturduk. Dolayısıyla şu an 300'den farklı, farklı API çok geniş bir ürün, çok geniş bir kategoride istediğin her şeyi tek platformda bulabilirsin. Hatta hatta login işte SDK, login onboarding SDK'ini veriyoruz. Adamla bir de onu yazmakla da uğraşmasın yani. Al SDK, koy app'ine bitti. %40'lık eforun done. Dolayısıyla burası kolay. Teknoloji tarafında bir ciddi bir vizyon farklılığı var. Diğerleri ne yapıyor çok bilmiyorum ama biz de böyle bir bu ihtiyaç bina bunu geliştirdik. İki, uyum tarafındaki bütün altyapıyı, bütün süreçleri birlikte yönetiyoruz. Fintech'e şunu demeyiz asla. API burada. Ha bu arada API'ler açık. Sandbox açık. Test ortamı açık. Koduna kadar her şey açık. Login olmana, bana sormana bile gerek yok. Git geliştir. istediğin her şeyi yapabilirsin. Yani 300 tane farklı fonksiyon. Gel banka kur istiyorsan orada sizin için açık production'a geçtiğinizde key almanız gerekiyor. Bu kadar basit bir teknik ve entegrasyon süreci var. İki uyum tarafı. Uyum tarafında biz mümkün olduğu kadar fintech birlikte çalışıyoruz. Şimdi servis bankacılığında bir uyum süreci var. BDDK'ya gitmek gerekir, onay almak gerekir. Burada bu sürecin her şeyini adım adım birlikte yönetiyoruz. ya yani Fintech'i yalnız bırakmıyoruz. Dosyalar hazırlanması gerekiyor. BSS mıttan geçmesi gerekiyor. Güvenlik tarafı var. Bir sürü süreçlerle alakalı konular var. Olgunluk seviyelerinin incelenmesi gerekiyor. Onları ölçüyoruz, şuradasın diyoruz ve şuraya gitmen için de şunları, şunları şunları yapman gerekiyor diyoruz ve onu yönlendiriyoruz. Dolayısıyla bizimle yola başlayan bir fintech ya da bizimle yola başlayan X bir şirket. Çok büyük şirketler var şu an, çok küçük fintechler var. Yelpazemiz çok geniştir, birazdan bahsedelim. Bu altyapının, teknik altyapının üzerine tamamen özgür bir teknik altyapı var burada. Çok iyi bir uyum desteği alıyor bizden. Ve biz mümkün olduğu kadar fiyatlamayı da basic tutmaya çalışıyoruz. Maliyetleri mümkün o kadar aşağı tutmaya, çekmeye çalışıyoruz. Hızlı başlasın istiyoruz. Rahat başlasın istiyoruz. Zaten fintech dertlerin çok oldu. Kurmak istiyorsan zaten ağlıyor, ağlaya ağlaya yapıyorsun. Acı çok yani. Bunların hiçbirine girmesin, işine odaklan. Uyum mu? Biz onu çözüyoruz. Teknoloji mi? Destek oluyor mesela. Sadece API verip kalmıyoruz. adam. API'ni geliştirecek tasarım desteği bile gerekirse veriyoruz. Yani 360 derece bir setup'tan bahsediyorum. Dolayısıyla büyümesini gerekirse nasıl yöneteceğini, nasıl büyüyeceğini çalışıyoruz. Yani burada mesela bizim pazarlama ekibimiz, marketing ekibimiz öyle zamanı geliyor ki Fintech'in otur logosu nasıl olacağına bile karar veriyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim Apilion'a aldığımız herhangi bir fintech müşteri olarak değil, partner olarak yaklaştığımız bir fintech. Bizim yaklaşımımız böyle. Ama tabii inanılmaz teknik gelişmeler yapıldı orada. Orası hakikaten çok iyi bir noktaya gidecek. Daha iyi bir noktaya gidecek. Bütün bu e, çok smooth aksın, çok verimli aksın istediğimiz bir dünya burası. Bir yandan fintech girişim kuruculuğu yaparken diğer yandan da Mindvest girişim sermayesi fonuyla yatırım yapıyorsunuz. Evet. Desteklediğiniz girişimler var. Biraz bu fondan bahseder misiniz? Bir de bu yatırım yaptığınız girişimler şu an ne durumda? Şimdi Mindvest bizim aslında ilk. Yani şöyle bir dünya. Girişim kurucusu olacaksanız işin içinde bir fon olmadan girişimlere yatırım yapmadan bunun Türkiye şartlarında iyi ilerlemeyeceğini fark ettik. Böyle söyleyeyim. Dolayısıyla aktif felçesi kurarken doğal olarak Venture Builder'la birlikte bir Venture Capital da geldi. Corporate Venture Capital. Mindvest adından da anlaşılacağı gibi iyi girişimlere, iyi fintech girişimlere yatırım yaptığımız 250 bin dolara kadar üst limiti olan biraz daha ön seri A ya da işte seed ya da post seed dediğimiz level'larda yani adam ürünü çıkarmış olsun fintech koşmaya başlamış olsun. Orada bir fon ihtiyacı var. O fona bizim dahil olduğumuz, oraya yatırım yaptığımız bir konu. Mindvest bizim ilk aslında. Baktığınızda Mindvest'te biz bir bir girişim gibi konumlandırıyoruz kendi içimizde. Öyle kurduk Mindfest'i. Mindfest fon yap. Değil. Komple kendi içinde özel süreçler olan, scouting'inden yatırımına, içeride komitelerin koştuğu bir ve bir günde sonra belki bir şekilde kar hedefleri olan, PNL hedefleri olan bir yapıya dönecek. Mindfest bizim ilk göz ağrımız. Apliyonlar önce kurduk çünkü onu. Çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi yatırımlar yaptık. Çok hızlı yatırımlar yaptık. Yani denk geldi çok güzel girişimlerle tanıştık ve onlara yatırım yaptık. Şu ana kadar ee, tabii yatırımlarımız iki farklı boyut ilerliyor. Bir gerçekten fintech'lere yatırım yapıyoruz. Ee, i̇ki bir fonlara yatırım yapıyoruz. Şu an iki tane fona yatırım yaptık. Biri Türkiye fonu, biri e, Doğu Avrupa fonu. Onlara yatırımlarımız var. Ve şu an yaklaşık altı tane fintech yatırımını bitirdik. İki tane daha geliyor. Yani toplam baktığımızda on oldu yatırım sayımız. Onu geçti. Bunların bazılarını publik olarak arz ettik bazıları. Şimdi HHS süreçlerinde onlar bittikçe e, ilerleyen süreçlerde açıklayacağız. Ama yatırım yaptığımız startuplar, şimdi baktığımızda ilk işte Bitumetria'ya yatırım yaptık. Finecra'ya yatırım yaptık. Efrey'e yatırım yaptık. Kolay IK'ya yatırım yaptık. Octopus dediğimiz bir eee digital signet çözümü oraya yatırım yaptık. Şimdi iki, geliyor üç tane daha. Performansları çok iyi gidiyor bu arkadaşlar. Özellikle mesela Efre, Efre bizim e, şeyde Oto Teknokent'teki bir şirketimizdi. Bizim özel bulduğumuz, bu ve kazandırdığımız fintech daha yatırım yapalı 3-4 ay oldu yanlış hatırlamıyorsam. Değerlemeler neredeyse 2,5 katına çıktı, 3 katına çıktı. Yani biz sadece fintech'i al, parayı koy da yapmıyoruz. API'larımızı kullanması gerekiyorsa ki ihtiyaç duyuyorlar, kullandırıyoruz. Birazdan konuşuruz. Onların ürünlerini kendi fintech'lerimizin içine de getiriyoruz. Yani yatırım tarafındaki modelimiz de, yaklaşımımız da aynı. Asla parayı verdik ve buradan izleyen bekip değiliz. Kolları sıvayıp içine giren bir ekibiz. A Apilon'da ne yapıyorsak, fintechleri nasıl destekliyorsak buradaki model de aynı. Buradaki model tek farkı şu, içine biraz da cash koyuyoruz, içine parayı koyuyoruz, ortak oluyoruz. Ama Mindvest'teki performans şu an gerçekten çok iyi gidiyor. Ee, beklediğimizden çok daha iyi bir geri dönüş alıyoruz. Fintechlerin başarıları çok iyi ve talep de çok iyi. Oradaki büyük ihtimal yatırımlarımız daha da böyle büyüyerek gidecek. Şimdi Yakup Bey aldığım bazı duyumlara göre servis bankacılığı platformunun üzerine hayata geçireceğiniz bazı bankacılık uygulamaları var. Evet. Evet. Bunlardan bir bahsetmek ister misiniz? E şimdi şöyle, Apilion aslında bizim bütün venture builder'ın temellerini oluşturan bir fintech bir girişim. Bankacılık e, hizmetleri veren bir girişim. Biz Active Ventures'ta dediğim gibi sana 3 tane konuya odaklanıyoruz. Fintech kurmak, başkaları fintech kursun diye alt tepe vermek ve fintech yatırımları yapmak. Ama birinci madde fintech kurmak dediğimiz konuda biz şimdi fintech Derya Deniz alt e, dikeylerin oldu bir dünya. Yani bankada kurabilirsin, bir ödeme işine de girebilirsin, kripto'ya da girebilirsin, krediye de girebilirsin, sigortaya da girebilirsin. Çok büyük bir yapı. Active Ventures'ta bizim odaklandığımız dikey dijital bankacılık çözümleri. Burada biz dijital bankacılık hizmetleri vermeye odaklanıyoruz. E, Apilion'dan sonra ikinci aslında fintech girişimimiz ama Venture Builder'ın üçüncü e, girişimi bir ticari dijital bankacılık hizmeti. Biz ona ticari banka demiyoruz ki kendi sol lisansı yok. Yine apliyonun üzerine kuracağımız bir arayüz sağlayıcı modeliyle faaliyet geçecek bir yapı. Adı belli mi? Adı belli. Efsane bir ismi olacak. Markası çok güzel. Çok uzun zaman çalışıldı. Sanırım şu an paylaşamıyorsunuz. Şu an tabii onu paylaşamayacağız ama önümüzdeki dönem büyük ihtimal. Yani bu yılın sonuna doğru biz onu indireceğiz sahaya. Şu an kodlamalar devam ediyor. Ama önümüzdeki senelerin ilk çeyreğine büyük ihtimalle lansmanı yapmış olacağız. E, ticari işletmeler için biz onu mikro ticari e, ve kobi diye ayırıyoruz. Şahıs şirketleri için geliştirdiğimiz 360 derecede kapsamlı bir ticari bankacılık. Aslında ticari bankacılık hizmetleri diyoruz ama bu bir aslında yine platform. Yani ticari bankacılık platformu. Orada da yapmak istediğimiz şey biraz daha e, bir şirket kuruluş aşamasından yine aynı Fintech Venture Builder'daki gibi bir şirketin satışına kadar ki bütün süreci bir ticari işletmenin, kobi'nin neye ihtiyacı varsa dijital temel bankacılık çözümlerinin hepsini zaten barındırıyor bu çözüm. Yani dijital olarak hesabını açabildiği, şirket yoksa şirket kurabildiği, şirketi kurduktan sonra hesaplarını açabildiği, çalışan kartlarını verebildiği, maaş kartlarını verebildiği, e, kredilerine otomatik erişebildiği, ondan sonra yatırım ürünleri, global para transferi bunlar zaten bildiğimiz bankacılık fonksiyonları. Bunların hepsinin içinde olduğu Ödeme ile alakalı mobil uygulamaların içinde olduğu yani POS'un embedded geldiği, finansal sağlık dediğimiz ayrı bir dikeyimiz var bizim. Biz Efre'ye biraz bu yüzden yatırım yaptık. Ticari işletmelerin finansal sağlık dünyası yani çözümleri bomboş mesela orada hiç kimse yok. Envai çeşit finansal sağlık çözümünün kobilere sağlandığı, sektör kıyaslamaları, şirket kıyaslamaları, şirketiyle ilgili başka mevzuları sunduğumuz, çok büyük bir danışmanlık network kurduğumuz istedikleri konuda aletak bir tuşla arayıp herhangi bir danışmana bağlanıp bizim danışmanlık desteği alabilecekleri 360 derece bir kobi ticari bankacılık platformu. Bu geliyor şimdi. Bunun da Türkiye'de saf bir karşılığı yok. Yurt dışında bizim daha çok işte Holvilerle, e, Pentalarla, Tidelarla büyütülmüş bir dikey. Burada tamamen kobilere, kobilerin ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Bu Türkiye'de kobi dünyası, ticari işletmeler dünyası hala çok büyük dertlerle olduğu bir dünya. Ödeme almak bir dert, temel bankacılığa bir şekilde erişim sağlanabiliyor ama özellikle yeniler için bu bir problem. Bir şekilde büyüklerin, küçüklerin çok çeşitli problemleri oluyor. Bu sadece finansal problemler değil. Yani vergiyle alakalı problemler oluyor, marka ile alakalı problemler oluyor. Bunların hepsini bir şekilde çözdüğümüz, finansal danışmanlığını koyduğumuz, ödemeleri koyduğumuz yeni bir yeni bir anlayış. Orada da bir şeyleri disrap etmek için geliyoruz ve iyi çalışıyoruz. Sıkı çalışıyoruz, iyi gelecek. İyi bir platform olacak o da. Bugün hep fintech konuştuk ama siz yakında mobiliteye de giriyorsunuz. Evet doğru. Mobiliteye aslında girdik zaten mobilitenin içindeyiz. Bir parçasıyla içindeyiz. Bankamızın bizim indi diye bir inisiyatifi var, uygulaması var. Sarı donmuşlarda ödeme yapmayı sağlayan bir çözüm. Mobilitenin bir küçücük bir parçası. Şimdi biz onu devraldık çok kısa bir süre önce ve şu an onun operasyonlarına devam ediyor, günlük işleme devam ediyor. Yaklaşık orada 200'e yakın bir dolmuş network var. İnsanlar ödüyorlar, giriyorlar. Kullanılan bir çözüm. Biraz hani mobiliteyle fintech'in karıştığı bir aslında çözüm. Şimdi ama bizim tabii bizim e, el attığımız bütün işlerde bir platforma dönüştürme felsefemiz vardır bizim ve biz bir platform dönüştürme içgüdüsüyle ilerleriz. Indibindo uygulamasını uygulamasının şu an şu dakika itibariyle bir mobility süper app'ine dönüştürmeyle ilgili bir vizyonumuz var. Ama bu mobility süper app tabii yani süper app çok böyle herkesin konuştuğu bir kavram ama bizim derdimiz biraz da farklı mobility, mikro mobility çözümlerinin bir arada konuşabildiği üzerine bir fintech katmanı aslında yarattığımız bir çözüm. Dolayısıyla indibinde şu an değişiyor. Yani içinde dolmuş dikeyinin olduğu, taksi çağırmanın olduğu, e-scooter çağırmanın olduğu, araç kiralamanın kısa süreli araç kiralamanın olduğu, uzun süreli araç kiralamanın olduğu, Biletlemenin biletlemenin olduğu bir mobilite süperi bir derdimiz A noktasından B noktasına gitmeyle alakalı o ihtiyacın optimum bir şekilde ve uygun maliyette çözülmesi. Biz müşterilere yeni dönem indibinde de şunu sağlayacağız. Sen nereden nereye gittiğini seçtikten sonra sistem sana çok net bir şekilde şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya diye alternatifler sunacak. Ve bu tek bir ödeme yöntemiyle. Şimdi bu bahsettiklerimizin hepsi yaklaşık 8-9 farklı uygulamanın içinden halledilmesi gereken bir konu. Onların hepsini tek bir uygulamanın içerisinde birleştiriyoruz kendi mobil cüzdanıyla, kendi finansal servisleriyle, sigorta çözümleri, kredi çözümleriyle gelen biraz mobilitenin fintechle buluşturulduğu bir yeni dünya. Ama bunu biz biraz da bizim PASO diye ayrı bir uygulamamız, ayrı bir dünyamız var. PASO için yapıyoruz. PASO'da çok ciddi bir biletleme operasyonu var. PASO ligi bilirsiniz, PASO'yu bilirsiniz. O şu Türkiye'nin en büyük etkinlik platformlarına bir tanesi ve biz orayı da bir lifestyle süper app'e dönüştürüyoruz bank olarak. Ha, bizim yeni indi bindiğimiz oranın ulaşım aslında tedarikçisi. Yani girdi adam, pasodan biletini aldı. Nereden nereye nasıl gideceği ile alakalı bir çözüm istediği anda indi bindinin, yeni indi bindinin bütün opsiyonları orada olacak. Ama tabii oradaki hayalimiz sadece bir aggregator, bir platform mantığı değil. Orta uzun vadede kendi belki cihazlarımızı üreteceğimiz, kendi bir şekilde e, işte elek EY dediğimiz elektrik vehicles'larımızı üreteceğimiz yani elektrikli araçlarımızı üreteceğimiz ve bunu yurt dışında yapacağımız. Çünkü biz diye bütün işler aslında hiç konu konuşmadık ama Türkiye özel değildi. Global mevzulardır. Ya yani Türkiye sadece işin ayağa kalktığı ilk dakika ilk girdiği yerdir. Dolayısıyla indi bindi böyle bir yeni bir mobilite süper doğru dönüyor. Ve burada çok çok inanılmaz partnerler var şu an. Onlarla anlaştık. Onları şu an entegre ediyoruz. Ve çok aslında bir mobilite service dediğimiz bir platforma dönüştürüyoruz. Yani Apple nasıl banking as a service e, ise de bir mobilite as a service platformuna dönecek. Bu, yani bu e, entegrasyonun hepsi bittikten sonra onu da büyük ihtimalle önümüzdeki dönem Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde yine müşterilerimizin kullanımını açacağız. Çok teşekkürler Yakup Bey konuk olduğunuz için. Buradan girişimlere yatırım fonunuz MindBest ilgili bir çağrı yapmak ister misiniz? Aslında şöyle bir çağrı yapmak daha doğru olur. Biz bütün fintech kurmak isteyen herkese şunu net söyleyebiliriz. Fintech kurmak istiyorsanız Active Ventures bütün fintechleri ile birlikte Mindvest ile birlikte onların yanında onların ürün döngülerini çok hızlı bitirmeleri, para ihtiyaçları varsa para vermeyi, onları büyütmeyi burada bu sözü veriyoruz. Dolayısıyla bize başvurabilirler. Mindvest'e başvurabilirler. Apilion'dan girip ürünlerini hemen hayata geçirebilirler. Ve içeride 360 derece bütün Fintech girişimlerini kurma ile ilgili bir deneyim oluştuğu için biz şunu söylüyoruz. Bizim ekosistemimize giren bir ekip, bir işletme kesinlikle yolculuğun sonuna kadar bize devam edecek. Dolayısıyla fintech girişimi kurmak isteyenler cesur olsunlar ve bunu e, ilerlesinler. İlerletsinler. Neydi bizim sloganımız? Dur bitirme. Dakikalar içinde no, no. fintech. Dakikalar içinde fintech kurmak. Evet ama e, biz onu yukarıda şey, benim duvarım videosunu çeksin. Sadece, cesurların <laughs> işidir servis bankacılığı <laughs> diyoruz tamam mı? Servis bankacılığı sadece Dolayısıyla cesur olsunlar, ilerlesinler. Para vereceğiz, API vereceğiz, lisansla uğraştırmayacağız. Gerçekten çok görüyoruz ya, iki yılda adam iki yıl sürmüş bak, iki yıl. Adam bir finteyin, bunu yani yayınlamayabilirsin. İki yıl ya, ne yaptın diyorum sen iki yıl? Abi diyor, API yapamadık. Niye? Niye? Hayır adam API, API lazım tamam mı? API yapmış da API servisleri bağlaman lazım. Bak Randevu alıyorlar büyük bir bankadan. Ya 7 ay sürüyor cevap vermeleri. 7 ay. Bunları yayınlayabilirsin. Ama buradan da bankacılık sektörünü çağrımız. Vicdansız olmayın. Açın finteklerin önünü. ya <laughs> e, bizde öyle değil abi. Tık giriyor adam. Açık ya her şey açık. Kodunu git yaz istiyorsan ne istiyorsan yaz. Bizim çağrımız bu. Cesur olsun da biz yanlarındayız. Tamam mı? Sıkıntı yok. Fortune favors the brave.